bebek çok güzel. Her gün bununla oynayacağım. Çok teşekkür ederim. Hiç güzel değil. Hayalete benziyor. Lila, neden bu kadar solgun ve yorgun görünüyorsun? Bir şey mi oldu? Dinle beni. Bari çocuğa yapma şunu. Bu yaşta böyle kötü alışkanlıklar hiç doğru değil. O daha çok küçük. Böyle şeylerle büyümemeli. Bebeği bu halde görünce çığlığı basar. Annemle babam bebeğini kırdığımı öğrenirse beni fena yapar. Ne yaptım ben? Nereye saklayacağım şimdi? Kesin bana çok kızacaklar. Bunu nereye saklasam? Geldin mi anneanne? Abi! Abi dinle! Abi! Yeni bebeğimi gördün mü? Amcamın getirdiği. Gürültü yapma da dersime çalışayım, tamam mı? Bebeğim nerede benim? Anne! Yok Ratan abla, iyiyim ben. Anne! Anandi? Çabuk gel anne! Anne! Ne oldu kızım? Ne oldu? Anne, yeni bebeğimi bulamıyorum. Ah Tanrım. Öyle bir bağırdın ki ben de bir şey oldu zannettim anneanne. Ama anne, bebeğim nerede benim? Burada yok. Çok güzeldi ama kayboldu anne. Ben oynayacak değilim ya. Hem kendi kendine de gidemez. Nereye koyduğunu sen bile bilirsin bir tek. Tam buraya koymuştum, buradaydı. Odana baktın mı sen? Baktım anne, yoktu. Aşağılara da bak. Baktım yok. Hadi git odanı bir daha ara sen, tamam mı? Abimden bulmasını istesem mi acaba? Hayır, hayır. Bağırır yine bana. Alpeş, Anandi'nin bebeğini gördün mü sen? Hayır anne. Anandi'ye de söyledim.
neden sürekli sorup duruyorsunuz? Ben nereden bileyim bebeği nerede? Peki tamam, bari aramamıza yardım et. Ders çalışıyorum. Birazdan buluruz kızım. Al bakalım, buldun bebeği. Buldun mu bebeğimi? Evet, buldum. Al bakalım, işte burada. Baba, bu benim eski bebeğim. Ben amcamın yeni getirdiği bebeği istiyorum, o kadar. Tanrım, şu dolabın haline bak. Bu çocuk artık çok oldu. Anandinin bebeği bu halde kalpeşin dolabında ne arıyor? İki olasılık var. Bebeği ya yanlışlıkla kırdı ya da bile isteye yaptı bunu. Doğrusunu ancak kendi bilir. Ama neden bebeğin yerini söylemedi? Ben de aynı şeyi istiyorum. Aferin oğlum, çok güzel bir seçim. Prens gibi oldun. Gopal'i ne yapacağız peki? Gel bakalım oğlum, bir bakalım şöyle. Şunu bir dene bakalım. Aman tanrım, inanılmaz. Çok yakıştı sana bu. Gerçekten çok hoş. Cigar. Anne, beslenme çantam nerede? Burada. İnanmıyorum. Anne, bu cidden nefis görünüyor. Mutlu oldun mu şimdi? Evet. Ama amcamın aldığı bebeği bulsaydım daha mutlu olurdum. Ne olur onu bul anne. Tamam, denerim ben. Hadi, okula geç kalıyorsun. Tamam, gidiyorum. Oyalanma, dikkatli ol. Tamam anne. Beslenme çantanı aç da bir bak, en sevdiğinden koydum. Geç kalıyorum anne. Zaten her gün geç kalıyorsun, bir kere baksaydın. Sonra istemediğin bir şey çıkınca şikayet ediyorsun. Bak hadi. Anandinin bebeğini sen kırdın, değil mi? Doğru söyle.
Neden böyle bir şey yaptın? Ne kadar ağladı? Eline ne geçti bebeği kırınca ha? Ben mi? Hayır, ben kırmadım. Ya, kendi kendine kırıldı. Koltukta yastığın altında duruyordu. Ben de alıp başka bir yere koymak istedim ama elimden düştü ve kırıldı işte. Yalan söyleme. Bu porselen bebek mi ki elinden düşünce kırılsın? Yalan söyleme. Doğru söylüyorum anne. İsteyerek kırmadım. Peki neden daha önce biz bebeği ararken söylemedin? Dolabına bakmamı da engelledin. Anandinin dolabına bakmamı söyledin. Neden? Eğer söyleseydim herkes şu an senin yaptığın gibi beni bebeği kırmakla suçlayacaktı. Doğruyu söylemediğin için de bunu düşüneceğiz. Ayrıca yalan söylediğin için cezalandırmamız gerek. En sevdiğin yemeği yapmıştım. Ama sana vermeyeceğim. Bugün bunu yiyeceksin. Hadi bakalım, geç kalıyorsun şimdi. Anne, lütfen babama söyleme. Yoksa beni mahveder. Bakacağım ne yapacağım artık. Hadi git. Öğretmenin bana öğrettiği her şeyi yazdım tek tek. Hmm. Zavallı Dinkley. Kaç gündür okula gelmiyor. Bunların hepsini ona öğretmem gerek. Evet, ona hepsini öğretmelisin. Amca, bana aldığın bebek kayboldu. Bütün evi aradık. Ama hiçbir yerde bulamadık. Günlerdir çok ağlıyorum amca. Aa, bunda ağlayacak ne var ki? Prem amcan geldi işte. Hem de gizli güçleriyle geldi. Neyiyle? Gizli güçleriyle. Sihir. Sihir mi? Sahiden mi? O zaman gizli güçlerinle bebeğimi bulabilir misin? Bulayım mı? Evet. Pekala, hemen küçük bir sihir yapalım hadi. Kapat gözlerini. Sihir. Gizli güçlerim. Geç hareketi, Arandir'in bebeği nerede söyle bana. Arkasında mı yoksa? Ya da önünde mi? Aç bakalım gözlerini. Ve işaret edilen noktaya bak. Hadi bakalım. Bak bakalım ne varmış o tarafta. Şurada mı? Evet. Hadi Gopal. Dikkatli bak, orada olmalı. Gizli güçler yalan söylemez. Hadi bak bak. Gerçekten sihirbazmışsın sen de. Yani. Kızım seninleyken şansı hep yaver gidecek. O benim de kızım. Sihrini kullanıp bebeğini bulman bir mucize abi. Ay canına. Al hadi. Bir sihir daha yapayım mı? Evet. Tamam pekala. Gizli güçler, geçin harekete. Getirin bir erkek bebek kızımın bebeğini. Aç bakalım gözlerini, işte burada. Vay canına, bu erkek bebek de kim için amca? Bebeğin için. Böylece sen okula gittiğinde onun da evde canı sıkılmaz. Eşi hep yanında olursa ikisi de çok mutlu olur. Vay canına amca. Bebeğimin eşi çok tatlı görünüyor. Bir an önce evlendirmeliyim onları. Ben gidip Dingley'i çağırayım da beraber hazırlayalım gelinle damadı. İkisi de kim bilir ne kadar güzel olacaklar. Neyse, ben şimdi gidip Gopal'le oynayacağım tamam. Amca. Gel Gopal. Hadi Gopal. Anandi bekle.
Bir şeyler hazırladım. Al Cigar'la Kalpeş'e götür. Mutlaka terastadırlar. Tamam anne. Arabayı binmek için amma da rol yaptı. Zavallı Prem amca en sonunda dayanamadı, bindirdi. Neden gülüyorsun? Kız kardeşin sonuçta. Bir şey dersem yanlış anlayabilirsin. Yok, söyleyebilirsin. Anandi herkes onu sevsin, ona hediyeler getirsin, onunla konuşsun istiyor. En iyisi, en akıllısı kendi. Geri kalan herkes aptal ona göre. Doğru. Bu tantana çıkartıyor. Sürekli rol yapıyor. Merhaba, ben geldim. Size sıcacık atıştırmalıklar getirdim. Ne konuşuyordunuz siz bakayım? Tam da seni konuşuyorduk. Öyle mi? Ben de Gopal'le oynamaya geldim. Siz de bizimle oynamak ister misiniz? Biliyor musunuz, amcam bebeğime eş getirmiş. Ver hadi. Bakın, bakın. Ben o bebeği kırmıştım. Nasıl oldu da sağlam şimdi? Abi biliyor musun? Amcam kaybettiğim bebeğimi de buldu. Baksana. Bu bebek aynı Kiara'na benziyor. Ona verirsem gerçekten çok mutlu olur bence. Anandi, bebeği bana verirsen seninle oynarım ben. Hayır, vermeyeceğim. Amcam onu bana getirdi. Bebeklerimi evlendireceğim. O yüzden sana veremem. O halde git hemen buradan. Seninle oynamam ben. İyi o zaman. Ben de Gopal'le oynarım. Gel Gopal. Ne kaba kız. Ona o bebekleri babam verdi. Oysa benimle bu şekilde konuşuyor. Bak, bir sürü oyuncağım var. Buradan istediğin oyuncağı seçip alabilirsin. Tamam mı? Bunun içinde ne var? İçinde mi? Onlarda kıyafetlerim var. Bayramlarda giyiyorum. Bir sürü renkli kıyafet. Bakabilir miyim? Gösterir misin? Tabii ki bakabilirsin. Vay be! Açabilir miyim? Evet, tabii. Beni gıcık ediyor ama ne yapmam gerek bilmiyorum. Bir şey desem hemen gidip annemle babama söyler. Onlar da beni azarlar. Anandi'ye tek kelime etme. Anandi'ye gününü gösteresim var. Bakalım. O halde ne bekliyorsun? Onun büyüğüsün sonuçta. Ama temkinli ol. Ne yapacaksan çok dikkatlice yap. Öyle bir yol bul ki kimse senin yaptığını anlamasın.